Canlar, herkese merhabalar. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bugün de benim evimdeyiz ve değerli misafirim Gamze Hanım da burada. Birlikte günümüzü yorumlayacağız. Bakalım bu gelinler, bu haftanın gelinleri neler yapmış. Ben Saadet geline bayıldım. Aynı benim gibi patlattı gitti. Ama bakalım devamını getirebilecek mi? Saadet, canım benim, senden çok ümitliyim. İnşallah, hadi göster kendini. Evet Gamzeciğim, tekrardan hoş geldin. Hoş buldum. Muhteşem gelinlerimiz var. Evet. Dünü izledin mi? Fikrin nedir? Ay. Sen kendinde bulduğun bir gelin adayımız var mı? İzlemez olur muyum? Gerçekten çok güzel bir bölümdü. Ben kendime Rabia'yı çok benzettim. Hadi bakalım. Kendisini çok sevdim. İnşallah sonuna kadar da bu şekilde giderliyim yani. İzleyelim, görelim kızlar. Valla güzel hazırlanmış duruyor. Kıyafeti çok güzel. Altınları takmış, takıştırmış, şıkır şıkır. Benim hoşuma gitti. Yeni gelin haliyle değil mi? Aynen o altınları öyle. Niye takıyor büyükler? Evet. Gelinler taktığı altınlar da büyüklerin gururu. Üstelik ta Gebzelerden katılmış, cesaret göstermiş evet, yarışmaya. Hadi bakalım Fiskos'a devam. Hadi devam. Merhaba, hoş geldiniz. Rabia. Gözlerim yollarda kaldı, sizi bekliyorum. Ay teşekkür ederim. Ne yapıyorsun hoş balkonda? Hoş geldiniz, hoş geldiniz Aslı Hanım. Merhaba, hoş bulduk. Komşun mu? Annem, son hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Ne yapıyorsun sepetle öyle? İçli köfte. Çok güzel. Anne, içli köfteleri çabuk pişirdi, sepetle geldi indiriyor. Vallahi harika. Güzelliğe bak sen. Ay. Anne. Gitti. Vallahi gitti ama yani keşke 2-3 kat yukarısı çıkıp alsaydın yani. Şimdi daha mı iyi oldu? İçli köfteler yerlere döküldü. Ya şimdi gelinimizin heyecanını anlıyorum. Aslı Hanım'ın zarafetine, şıklığına bakar mısın? Kadın her zaman ahenk, uyum bir numara. Tabii ki onun da görünce heyecanından mı diyeyim, neden diyeyim bilmiyorum ama şimdi benim orada kafama takılan üst katta annesi oturuyor, sepetle alışveriş yapıyorlar. Ya bizim çocukluğumuzda inanır mısınız? Biz kendi bakkal alışverişlerimizi yapardık. Bir de komşular da bize işte evinde küçük çocuğu yoksa, bakkala gönderecek insanı yoksa hani derlerdi ki işte Gülbeyaz Zeynep azıcık bakkala gitsin de bir ekmek alıversin. Ben bizim ev için ayrı giderdim. Bir de konu komşu için ayrıca bakkala giderdik yani. Şimdiki gençler bir üst kata çıkmayı yani bir ne şey vardı? Var. Evet. Tamam heyecanın doruklarda anlıyorum ama o kadar şıkır şıkır giyinmişsin, balkonlara kadar çıkmışsın. Ya gençsin sen, şöyle ruhun canlı, diri olmalı. Çık ya, o sepet ne ya? Evet. Bende de iki kız var hala, inanır mısın? Odalarından çıkmıyorlar, böyle olmamalı. Gençler daha dinamik, daha aktif olmalı. Sen ne diyorsun genç gelin? Ben de kesinlikle katılıyorum ama bir yandan da şimdi onun bakış açısından düşünüyorum. Hani o heyecanı hepimiz yaşadık, biliyoruz. Hani o an vaktimi yoktu, şimdi misafirler evine geliyor. Belki yeni yaptırmıştı, hani sıcak olsun istedi, güzel bir şekilde ikram etmek istedi. Öyle aceleye geldi herhalde, aşağı saldırdı. Çıksaydı çok daha güzel olurdu. Çünkü ziyan oldu, ben çok ziyan üzüldüm. Ziyan oldu, ziyanlık İçi oldu. İçi köfteyi de çok severim bu arada. Hadi bakalım, devamını da görelim bakalım. Benim şurada elbiseme uyan çantamın da bir gözlüğüm var, getirir misiniz? Hemen getiriyorum. Buyurun. Takayım da gözüm gönlüm açılsın. Allah iyiliğini versin senin. Şöyle. Allah iyiliğini, gerçekten iyiliğini evet versin. Elbisesiyle de ne kadar çok iyi uyumuyor. Gözlük takmana gerek yoktu hayatım. Elbisen şu kış mevsiminde, kış aylarında zaten baharı getirmiş. İçimizi açtı evet. Yani gözümüz gönlümüz elbisenle açıldı. Oraya zaten bir renk kattın. Hani gözlüğe gerek var mıydı bilmiyorum ama Saadet içindeki çocuğu büyütmemiş güzel gelinlerimizden. Ondan çok ümitliyim. Bakalım önümüzdeki günler neler göreceğiz. Belli göreceğiz. Olmayabiliyor ben tabii Saadet ki. Yani bu şekilde başlayanlar en sonunda patlayabiliyor. ama ben Saadet'ten güzel şeyler bekliyorum. Bakar mısın? Eli kolu durmuyor, ayağı yerinde durmuyor. Tabii belli o. Fıkır fıkır. Neşeli gerçekten. Aynen. Çok güleç. Kuru fasulye gibi karnıyorsun Saadet. Hadi bakalım. Fiskos'a devam. Devam. Ay çok güzel oldu. Evet. Evet, tatile gidecek gibi. Nasıl rengare oldu? Aa, bayıldım sana. Bu ne böyle ananaslı gibi palmiyeli evet falan. Şimdi nasıl görüyorsun duvarları etrafından renkli mi? Renkli, yemin ediyorum. Burada Saadet'ten Rabia'ya bir taş geldi. Resmen yani taş mı diyeyim, kaya mı diyeyim artık. Yani bana
bence mıcır taşlarını yüklemiş kamyonu o, hazır onu. O evet. Atacak böyle tek tek belli. Zaten şovunu da yaptı gözlüğüyle, bir patlattı. Evet. Acaba diyorum benim bu şapkadan sonra insanlar da kendi yok gözlük takayım, yok bir şeylerle kendimi ben de göstereyim diyorlar. Hadi ben onu tuttum. Devam edin gençler, sizden böyle yeni akımlar bekliyorum. Evet, gerçekten de ev gayet sade. Genç bir geline yakışmayacak kadar sade. Ya siz gençsiniz, ne oldu sizin ruhunuza ya? Bakar mısın? 46 yaşındayım, elimle diktim, pulladım, süsledim, yaptım. Yapabilirsiniz. Bu ne sadelik ya? Gerçekten ruhunuza canlılık gerek. Ben öyle düşünüyorum. Ben de sana katılıyorum. Zaten Saadet de girer girmez hani beğenmemiş ki gözlükleri takıp renklensin diye bir vurgu yapmış. Bakalım devamı nasıl? Sade olması güzel ama yanlarındaki fonların içindeki siyahlar beni yordu. Çünkü hiçbir yerinde siyah kullanmamıştı. Siyah ama mı? Renk olsun, renk olsun evet. Dediniz. Renk, ama. Siyah. Ama hayır, hiçbir yerde yok. Perde üstündeki siyahlıklar sence renk mi? Ben beğendim. Niye? Çok boş bir salondu. Renkler birbirini boğmuştu. Halısı açık, koltuğu açık vesaire. Duvarlar da öyle. Öyle 10 evin 9'unda bulunan saati de kullanmamış. Onun adına evet, sevindim. Evet. Gerçekten fark yaratmış. Yerimiz orada bir fark farkındalığını sunmuş. Evet, ben o siyah bordürü beğendim. Damax desen bir tarz katmış. Keşke o desenlerde objeler de kullansaydı. Bir iki tane ne bileyim masa üstünde olabilirdi. Orta sehpa üstünde olabilirdi. Ya da duvarın bir kenarında olabilirdi. Bir şey eksiklik var. Onu orada patlattın ama... Bir yerde de ben buradayım diye gösterseydi daha evet. Şık olurdu diye düşünüyorum şimdi bence. Salon evet hoş, fresh, çok açık renkler ama bence bir şeyle renk katması gerekiyordu. Fakat az önce bir dediğine dikkat çekmek isterim. Dedin ki 10 evden 8'inde bulunan saat yok dedin ya. Sorun şu ki salonda saat yok. Yani o saatten olmasaydı da keşke başka bir saat olsaydı. Çünkü oraya bir tane ayna koymuş ve bitirmiş. Yani o salonu canlı gösterecek hiçbir aksesuar kullanmamış. Masanın üstüyle dolaplar çok farklı duruyor. İşte ahşap aslında ama. Ama farklı. Bunun ahşabı farklı, onun ama rengi farklı. Mesela sade siyah olabilirdi. Arkadaşlar kusura bakmayın ama mutfak dolabının mobilyasından masayı nasıl üretebilirdim? Ama sade renk tutturabilirdim. Beyaz mesela, yukarılar beyaz uydurabilirdim. Bunlar da beyaz değil, bunlar krem. Krem olsun, krem olabilirdi mesela. Bu sefer de mobilyanın... Ama böyle de karışık olmuş olacak. Şimdi. Halı grili. Yani bu şekilde ben gayet uygun. Ben halımızı ya. Yatak odası halısına benzettim. Evet. Bu kadar uzun bir yatak odası halısı. Kısasını da düşünebilirsiniz. Evimize gittiğimizde göreceğiz. Bu kadar uzun bir halı yatak odasında ben bilemedim yani. Ben Saadet Hanım'a kesinlikle katılıyorum. Çok doğru konuşmuş. O halı mutfak halısı bence değil. Bir yatak odası, bir salon halısı gibi. Ve gri olması orada ne alaka? Ben aynı fikirde değilim. Evet, küçük halı seriyorlar, onu beğenmiyorlar. Büyük olsaydı, uzun olsaydı. Uzun veriyorlar. Ama konu uzun büyüklüğü, seriyorlar. Küçüklüğü değil ki. Rengi. Diyor ki gri renk diyor. Evet. Ve halı olarak yatak odası halısına benziyor. Tamam. Yani ben de boyut olarak demiyorum ama o üstündeki desenler renk olarak bence kesinlikle mutfağı olacak bir halı değildi ki. Mutfağına olmamış çünkü gri. Senin mutfağında grili bir şey yok ki. O da onunla patlatmak istemiştir diye düşünüyorum. Yeni gelinler üşütmesinler, büyük halılar kullansınlar. Sonuçta ıslak zemin, taş zemin iyi yapmış. Tebrik ediyorum gelinimi. Ben halıyı yakıştırdım. Benim eğer ev kendininse sıkıntı değil ama kiralıksa bile kolları şey yapabilir. Bu tutma kollarını evinin rengine göre, mobilyasına göre değiştirebilir. Onlar çok maliyetli şeyler değil. Dolap kuplarından bahsediyorum. Hı hı. Bir de senin evine gelin evi programı geliyor. Aslı Ünel geliyor. Tüm Türkiye seni seyredecek. Kaldır o baharatlı, tezgah altına koy, git bir yere sakla. Yani şöyle bir derle topla ya, hoş görünmüyor. Orada kombi bağırsak gibi boruları, orada baharatlıklar. Yani bana, bilmiyorum yani, ben de kaldırdım ama gerçekten. Yani gündelik kullandığın şeyi program geliyor ya, biraz daha böyle bir derlenip toplanmak gerekmiyor tabii mu? Tabii ki, orası öyle ama kombi için ben o fikre katılmıyorum. Benim de yoktu.
neye kapak yaptırmadım? Ya arkadaş belki maddi durumum o an el vermedi. Ya da ben yeni taşınmıştım mesela. 10-15 gün oldu ve ben direkt programa katılmak istedim. O imkanla alakalı bir şey ama dolap kulbu vesaire o tarz şeyler küçük şeyler. Maliyet az olan şeyler tabii ki değişebilir. Bir de diğer tarafa geçelim. Fiskos devam. Fiskosumuz devam. Şuralarda gözlüğümle iyice görüyorum da ben. Üstüne görüyorsunuz. Ne var? Kek kalıbı bir şeyler mi var orada? Bir şeyler orada. Sıkıştırmışsınız, doldurmuşsunuz görüyorum. Bir sandalyeye çıkayım da bakayım. Allah elini versin. Bir izin iste, izin veriyor mu acaba ev sahibi? İzin veriyor musunuz? İzninle de. Sandalyeyi buraya kadar çektin. Buyur çıkabilirsin. Mecbur kaldı izin bana, vermek. Dış ses bana yardım edebilir misin? Niye dış ses yardım edecek sana? Ben... Aslanım siz edin. Çıkar şu ayakkabılarında basılma. Çıkar ayakkabılarında öyle çık madem öyle. Senin meraklı şey seni. Kek kalıbını mı buldu o? Buldu kek kalıbını. Evet. Ne yapacaksın şimdi buldun ha? Kek ne yapacağım. Ah canım benim ya görüyor musun? Ben bir şeyle başlayabilir miyim? Başla hadi başla canım benim. Aslı Hanım'ın tatlılığını gördün mü ne kadar ince değil mi? Sandalyeyi ayakkabısıyla çıkacaktı ve öyle çıkılmaz ayakkabını çıkar dedi. Evet gerçekten çünkü... çok düşünceli bir hareket çok tatlı. Onu da çok öpüyorum. Selamlar olsun inşallah. Bizden kucak dolusu sevgiler kendisine. Tabii tecrübe konuşuyor. Şimdi nasıl gelinleri benimsiyor gelinlerim gelinlerim diye. Orada hem öğreticilik yapıyor hem de onlardan yana. Ayakkabının topu sandalyenin oturma bölümüne zarar verebilir. Bak gelinimiz cahil olabilir. O an onu düşünemeyebilir ama Aslı Hanımcığım onu hemen fark etti. Ayakkabını çıkar dedi. Bir de ya sen bir misafirsin ya misafir de misafirliğini bilmeli. Bu ne şımarıklık yani bunu ben yakıştıramadım bir gelinimize. Benim evime geleceksin oramı buramı tepelere çıkacaksın. Ya gerek yok böyle şeylere. Hani hoş da değil. Ama Saadet ben buradayım diye kendini gösterme çabaların bomba gibi gidiyor. Diğer gelinlerimiz de ben buradayım diye gösteriyorlar kendini ama Saadet... Neler göstereceğim bize yavrum? Bugün tırmandın. Yarın ne yapacağım bakalım. Senden çok ümitliyim. Vallahi Zeynep abla şimdi şöyle söyleyeyim. Onun orada işi yok. Yani sen orada ne görür yani ne görmüş olursan ol sandalyeyi alayım çıkayım da onu oradan yani çıkartayım. Aa ne var? Yani bu hani başka bir şey çıksın rezil edeyim diye mi yapıldı bir şey? Yani yok öyle demeyelim de evin yaramaz çocukları olur ya böyle oturtturamaz annesi. Evet. Öyle olmuş biraz. Bizim evimizin yaramaz gelini Saadet. Vallahi ben olsaydım orada Rabia'nın yerinde tepki gösterirdim. Sen benim mutfak dolabıma çıkamazsın. Zaten kapağımı bile açamazsın sen benim. Zaten evini ne kadar savunuyor görmüyor musun? Yani o yüzden kendime benzettim. Savunması lazım. Neyse onu söyleyeceksin. Çat 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 bitti. Sen misafirliğini bileceksin ki ben de sana ona göre, öyle değil mi? Yani misafirperverlik göstereyim ben de sana. Sen yerini bilmedikten sonra ben de sana her şeyi söylerim, yaparım. Fiskos'a devam edelim. Ben bugün senin eve uygun giyinmişim hayatım. Evet, evet değil mi? Kesinlikle çok şıksınız. Benim elbisemle çok uyumlu. Evet. Bu elbiseyi giyersen sana evime hediye edeyim. Evime uyumlu geldiniz. Teşekkür ediyorum. Ben başlayabilir miyim yorumlara? Hadi başla. Salonun devamı gibi duruyor birazcık. Kötü değil ama yine bir şey eksik burada. Yani başlığın eksik. Başlığın bence üstünde bir şey eksik bir şey değil olabilirdi. De. Dolaplar çok mesela. Çiğ beyaz. Hanımefendi dedi ya gelin. Boş geldi hani bir şey var bir eksiklik var dedi. Aslında bir eksiklik yok. Gerçekten renk alakasız olduğu için ona o renk uyumsuzluğu eksiklik gibi göründü. Şimdi gardolapları çok gerçekten beyaz. Çok beyaz. Yatak kremli, nutronlar birbirini tamamlayıcı tonlar. Girişte halı yok. Yani o halıyı almış da mutfağa mı sermiş acaba garibim bilemedim yani. Orada halı eksikliği var. Cam kenarında halı var ucu görünüyor kendi yok. Ondan sonra orada bir boşluk var. Bir de fark ettiysen makyaj aynasını böyle asimetrik koymuş duvara yaklaştırmamış da. Evet. Orada bir şey bir, bence bir ahenk bozukluğu kriz var. Kriz de olmuş olabilir belki onu kapatmamak istemiş olabilir. Bir şeye takıldım sen... Bir eve gittin ve o evin farklı odalarında geziyorsun. Salonun devamı. Ne istiyordun? Ayşe'nin evinden çıkıp Fatma'nın evine geçilmedi ki. Evet. Aynı kişinin evindesin, o da değişti.
tarz kişinin aynasıdır. Devam ediyor işte. Bu lafa da takılmış gelinler. Devamı, devamı, mutfak devamı, oranın devamı, salonun devamı. Gerek var mı böyle şeylere sence? Ya tabii ki yok. Şöyle de bir şey var. Aslında hani devamı, kimi insan bunu gerçekten takım olarak yapıyor mesela. Ay salonun böyle, yatak odam böyle olsun. Ya öyle olma gibi bir mecburiyeti yok. Benim mesela salonum spor, yatak odam ama avantgard. Yani ama şimdi buraya misafir olarak gelmişsin, yok burası onun devamı, buna da gerek yok yani. O onun tarzı ve o şekilde almış sonuçta. Sen oradaki uyumu değerlendirmen gerekiyor yani. Evet. Fiskos'a devam edelim biz. Bakalım. Yorgan onlar da adetmiş. Bana 10 tane yorgan vereceğim sana dedi. Ben dedim 10 tane yorgan ne yapacağım ben? Böyle yorganlar kalmadı ya şimdi. Evet. Yani ben de ama kırmamak için. Eskiden yorgancılar varmış her sokakta biliyor musun? Kız tam da yanında duruyorum. Alıp üstümü örtesim geldi. Çok sıcak tutuyor ama bu yorganlar da. Ama şimdi bunlar bulunmuyor ve en iyi ve en sağlıklıları bu yorganlar hanımlar. Vallahi Gamzeciğim sana kayınvaliden böyle yorgan çeyizine koydu mu oğlunun çeyizi diye, erkek çeyizi diye bir şey de var. Evet. Şimdi benim kayınvalidem yok rahmetli. Nur içinde yatsın. Amin. Görümcelerim yaptı bana çeyiz. Ama koymadılar. Aslında şundan dolayı ben kendi çeyizimde de götürmedim mesela. Hani dediler ki artık evler kaloriferli. Öyle bir soğuk olmuyor. Evet sağlık olarak gerçekten sağlıklı. Ama normal elyaf yorganlardan aldık. Çeyiz içinde bence işte 9 tane, 10 tane çok fazla koyuyorsan bir tane taş çatlasına da 2 tane koy. Gerisi bence çok gösterişe giriyor. Sonra onu koymaya yer arıyorsun. Ben şimdi şöyle bahsedeyim sana. Benim de kayınvalidem eşim için aynı kız çeyizi gibi. Nevresim takımı, hamam takımı diye, havlu takımı. Ardından yorganını koydu ipek üstü. Ve bu yorgan hatta normal basit dikilmiş. Bizdinkilerin üzerinde kuğudur, tavus kuşudur böyle desenler vardı. Daha ağır işçilikli. Eskiden hala devam ediyor ama tabii ki her meslek yavaş yavaş gidiyor. O meslek de zamanla azaldığını hissediyorum ben. Sakarya'da birkaç yer gördüm yapan. El işçiliği olan bir yorgan. Yaz gelini ise kayınvalideler pamuktan verirler. Niye? Pamuk serin tutar. Kış gelini ise yünden verirler. Yün sıcak tutar, sağlıklı. Evet çok güzel, ben bayıldım. Kayınvalideyi de buradan tebrik ediyorum. Sadece kız çeyizi değil, oğluna da çeyiz yapmış, geline hediye etmiş. Tebrik ederim kayınvalidesine, buradan selamlar. Devam edelim. Devam edelim. Nedir şimdi bunun yapık özelliği? Onlarda da yapık. Yapık, evet, Devşehir'de. Böyle doluyorlar, evet. Sana bir dolasana. Dolayım. Hadi dola görelim. Biz de aynen kaynanam da öyle yapıyor. Sen de dola bakalım. Mavi mi yoksa bu mercan mı? Mercan. Bu şey mevlit örtüsüydü. Evet. Aynen. O hazır ama değil mi? Hayır değil. Hazır o, değil mi? Evet hayır dakika değil. Yine oyası. Hoppa. Yapık. Ya ilk defa duydum ben. Değil mi? Size ne diye geçiyor? Ben de ilk defa duydum. Bizde yazma denir, örtme tülbent denir, tülbent evet denir. Yaşmak da duydum ama böyle yapığı ilk defa duydum. Yalnız orada şimdi gelinler sırf yorum yapacaklar, eksik puan vermeye hazırlıklarını şu yaptıkları yorumlarla gösteriyorlar. Evet. Gülüm benim, makinen akışı kalındır. İğne oyası bak göz var, izan var. İğne oyası adı üstünde incecik işlenir ve iğne oyası hazır değil o. Ama puana hazırlık bunlar. Aynen. Bu yorumlar öyle puanlara hazırlık. Aynen öyle. Hadi kesinlikle bakalım devam edelim. Devam edelim. Böreği ben yaptım. Bu böreği? Salatayı ben yaptım. Salatayı ben yaptım. Evet. Başka bakayım görebileceğim bir şey var mı? Kut tatlılarımı ben yaptım. Ay bakar mısınız? Çok şık sormuş. Şu nedir? Sarmaları annemle birlikte serdik. Ah canım. O da yengem. Ellerine sağlık. Teşekkür ediyorum çok ona. Güzel. Sizin geleceğinizi duyunca hemen heyecanlandım. Ay, ben de yapabilirim o dedi. Çeşit muhteşem. O kadar çok ki. Evet. Ama beni ne rahatsız ediyor biliyor musun? Şu tabakların masadan dışarı sarkması. Bir de oturuyorsun ama o kadar çok laf duyuyorsun ki, o kadar çok seni tersliyor ki, hani tok oturuyorsun ya, bu kadar evet sunum yarışına gerek yok. Tatlı değil, güler yüz, iki çeşit bile yeter. Hani taşması beni rahatsız etti, çeşidin çokluğu beni rahatsız etti. Yapan var, yapamayan var. Ne diyorsun Gamze?
Ben şöyle söyleyeyim, bence bu kadar çeşit, evet bu çok güzel bir şey ama gerek yok. Çünkü yapsan da beğenmiyorlar, yapmasan da beğenmiyorlar diyorum ve hızlı bir şekilde geçelim diyorum. Hadi bakalım. Hadi devam edelim. Böreği kesemiyorum. Hayatım böyle değil. Bak burayı bastırıyorum, tamam mı? Bak şimdi bak. Bak ucuyla. Bak. Ayırırken zor ayırdım. Ayır ama yani tutmayı bileceğim bir yere, böyle olmaz. Böyle nazik, narin. Kibar. Alınması gereken bazı dersler var o zaman. Estağfurullah, estağfurullah. Hepimizin alınması gereken bazı dersler var kızlar, kusura bakmayın. Aslı Hanım'a maşallah resmen çatal bıçak kullanım dersi vermiş. Sofra adabı öğretti. Evet, gerçekten. Saadet de yani bayağı şey yapıyor. Nasıl ön plana çıkayım? Yok bıçak böreği kesmiyor. Ya arkadaş, kesemiyorsun değil mi? Bu mecbur yapılmak zorunda olan bir şey değil. Düşünmüş, yapmış. Al onu eline, tut da ye. Ne var yani? İlla onu bıçakla mı keseceksin? Ya. Ben anlamıyorum ya. Ya Saadetciğim, gelin olmuşsun. Börek kesmeyi mi bilmiyorsun canım benim? Kendini ön plana çıkarma. Bak burada ben varım, beni de görün deme bu. Ben onu kesemediğine inanmıyorum. Ben şovunun de bir parçası, evet, diye düşünüyorum. Kesinlikle. Hadi bakalım devam edelim. Daha çok şeyler var, dur. Ben şok. Beğendiğim şeyleri söyledim, beğenmediğim kartı şeyleri çıkart de söyledim. İstersen. Hem utandın mı böyle koydun hemen? Bence verdiğin puandan pişmansın şu an. Evet. Birazcık pişman oldum. Kusura bakma, özür dilerim. Yok, özür dileyecek bir durum olduğunu düşünüyorum. Neden pişman oldun hayatım? Çok düşük verdim. Öyle mi? Evet. Hayır, çok komik. Yani şu gerçekten Saadet gelin sanki çok yüksek puan vermiş de 7-8. Bir de diğer gelinle dalga geçiyorsun. Aa, ben şok. Neyine şok oluyorsun ki? Sen de bir puan üstünü vermişsin zaten. Bununla övünme. Ama bir övünmene puan, gerek yok. Bir puan deme. Bir puanla birincilik alan tabii gelinler ki, var. Tabii ki ama sen madem bundan bahsediyorsan keşke daha yükseğini verseydin. Ben şok diyorsun. Neyine şoksun sen? Vallahi şunu söylemek istiyorum. Bu haftada şaşırmadım. Ama diğer gelinimize ne mutlu ki gerçekten. Hani kötünün iyisi diyelim. 6 puan vermiş. Yine en adaletlisi oymuş diyelim. Gelinimiz 4 verdi ve kutu açılıyor ve 2 dakika içinde ay çok pişmanım. Neyden pişmansın? 2 dakika önce vermedi mi sen bu puanı? Senin yerine başkası mı gelip verdi puanı? Neyinden pişmansın? Yani bu pişmanlığı yaşayacağını bilmiyor musun? Gelin evini izleyen herkes, değil mi? Bu senelerdir olan bir program. Çoğu insanda görüyorsun, puan veriyor, 2 dakika sonra pişmanım. Bunun farkında olması gerekiyordu diyorum, sözü sana bırakıyorum. Ama ve lakin 2 dakika bile sürmedi hayatım. Vermesiyle kapatması bir oldu. Diğer gelinlerin puanlarını görünce zaten haksızlık yaptığının farkına vardı. Hemen örtbas etmek istedi. O arada da ayakları bile, eli ayağını dolandı. Ayakları bile şekil değiştirdi. Evet, hiç gerek yoktu. Gerçekten ayakları şekil değiştirdi. Hiç gerek yoktu. Yani tarzı gitti. Hadi bakalım. Gerçekten daha ayakları güzel şekil değiştirdi. Ama şunu fark ettim. Fiskosu seyrediyorlar da ne güzel, puanları bile değişmeye başladı. Gitti artık, fark ettim, üçler ikiler gitti, evet, çok şükür. İnşallah daha iyi olacak, evet, diyelim. Zeynep gelin, bak şimdi gördüğün daha neler oldu. Dur sen, bu daha ne? Samimi gelmedi bana açıkça söylemek gerekirse. Samimi gelmediniz arkadaşlar. Ben düşüneceğim. Kendisi de az önce zaten haksızlık yaptığını. Haksızlık yaptığımı tekrar söylüyorum. Düşünüyorsun kusura ama bakma, özür dilerim. Eğer değişim, ama değiştirebileceğim bir durum söz konusu değil. Değiştirebilirim. Ama böyle bir durum söz konusu değil yani. Keşke öyle bir imkan olsa. Bizim program formatımızda böyle bir şey yok ne yazık ki. Ya ne kadar sahtelik var ya. Sen biliyorsun ki değiştiremeyeceksin. Evet. O zannetti ki diğer gelinler de onun gibi vicdansızlık yapacaklar. Öyle düşük puanlar verecekler zannetti. Diğer puanların karşısında bence utandı. Ama ve lakin Rabia gelinimiz de kendi gününü atlattıktan sonra göreceğim. Bana da ilk günümde, ilk yarışmada verdiğim puanda diğer puanları ben adaletsiz bulmuştum. Bana çok tepki vermişlerdi. Sonrasında nasıl halk gördü? Onu da göreceğiz bakalım. Gününü atlatsın. O bakalım nasıl davranacak? Şu bir gerçek ki gününü atlatan genelde oynuyor. Bunu biliyoruz ama ben de Rabia'nın yerinde olsaydım, sanki benim bu evime hani o kadar gerçekten kötü olmamasına rağmen bu puanı veriyorsan ben de sana yapacağım, yaparım diye düşünebilirdim. Çoğunluk böyle yapıyor. Kısasa kısas olmamalı, bence evet, hak adalet söz konusu olmalı. Evet canlar, dün Rabia gelin evindeydik.
yorumlarımızı yaptık. İnşallah beğenmişsinizdir. Bugün de Saadet Gelin'in evindeyiz. Bakalım zirveleri oynayan Saadet Gelin bugün ne şovlar yapacak bize? Sen ne diyorsun Gamze? Vallahi Saadet'in o renkli kişiliğiyle resmen ekrana kilitlendim ve ben de sabırsızlıkla bekliyorum. İnşallah güzel olur diyelim. Sözü Aslı Hanım'a bırakıyoruz. Bizde kalın, heyecanla kalın canlar. Hoşça kalın, yarın görüşmek üzere.